Yani sen şimdi muhalefet demezsen buna, ben bu taşeron firmayı değiştirelim derim. Yani bu istedikleri zam çok saçma. Yani senin isteğin makul olduğu zaman ben genelde itiraz etmiyorum zaten. Eğer bu çabamı çocuksu bir destekleşmeye indirgemezsen gerçekten çok daha kolay anlaşacağız. Ya ama böyle şimdi bize her lafta da bir kıvılcım aramayın yani. Ama ya. Aması yok yani, her lafı böyle cımbızla seçecek olursak hani gün biter iş bitmez ki. Bak daha üçüncü maddedeyiz. Beyler birkaç dakika ara verelim ya. Acıkmadınız mı siz? Olur. Ben yiyecek bir şeyler çözdüreyim. Tamam hadi 10 dakika mola hadi. Bir benim de var, telefon etmem gerekiyor, onu edeyim. Kusura bakma hayatım, biraz geç açtım. Ah tam kapıyordum ben de. Reyhan teslim olmuş. Ya. Demek Adem o yüzden apar topar çıktı gitti. Ya. Bu kadar mı yani? Ne oldu da acaba Reyhan teslim olmaya karar verdi Faruk? Hayatım kaç kez söyleyeceğim ben bu konunun dışındayım diye. Ne yapayım? Ha evet, aynı zamanda lehimize çevireceğimizi de söylemiştin. Bak kadın gitmiş, teslim olmuş, adalet yerini bulmuş, tamam mı? Bu bizi ilgilendirmez artık. Bu anne ile oğlunun arasında mevzu. Şimdi benim çok fazla vaktim yok. Birkaç dakika ara verdik de aklıma bir şey geldi. Yarınki nişana Emir'i de götürelim mi? Sen istersen bir Begüm'ü ara, biraz konuş. Bir gün önceden haber verelim de son dakika gol yemesinler. Ha, ha konuyu da değiştirelim. Hayatım gerçekten vaktim yok. Sen konuşsan daha iyi olmaz mı Faruk? Ya gerçekten zamanım yok. Yoksa senden niye böyle bir şey rica edeyim? Ya tamam, söz vermiyorum. Bugün zaten kontrolüm var hastanede. Eğer görürsem tesadüfen o zaman söylerim, o kadar. Ama hayatta arayamam yani, kusura da bakma. Hayırdır, bir problem mi var? Ya bir sorun. Yani iyi değiliz. Neden? Bir şey yok Faruk'cum. Ters zamanlarımıza denk geldik diyelim. Tamam? Hadi benim çıkmam lazım zaten. Hadi öpüyorum. Bay bay. Teyze? Ne? Ne? Kontrolü ben size gideceğim sandın sen. Ya. Ya. Bak dedim sana, her şey kafada olup bitiyor. Maşallah hiçbir engelin yok bebek yapmamışsın. Sus ya. Tamam. Ama o ev ortamı, o yaşadığın evdeki gerilimde. Ya ev değil, termik santral anasını satayım ya. Ay bana bak. Ne? Ay işim olmasaydı şu Osman'ın kaynanasını anlatsaydın bana, ne olur. Fotoğraf çek, foto çaktırmadan fotoğraf çek bana. Sana yemin ediyorum asla anlatamam. Yani görmen lazım teyze. Kendi gözlerinle ikisini yan yana görmen ay lazım. İnanamazsın. Ay çok merak ediyorum. İnanamazsın. Ay. Hayır, karşılaşmasak şaşardım. Görmezden mi gelsin? Söz verdim. Begüm bir saniyen var mı? Seninle bir şey konuşmak durumundayım. Faruk'un işi olduğu için rica etti. Haliyle beni de iletmem gerekiyor. Evet. Osman'ın nişanı var. Faruk Emir'i de orada görmek istiyor. Ben de şimdiden söylüyorum ki eğer bir programınız varsa... Hayırlı olsun. Çok sevindim ama müsait değil. Gelemez. Begüm. Kapının önünde söylediğin şeyler hala benim aklımda. Merak etme, ne demeye çalıştığını gayet iyi anladım. Ama eğer derdim buysa... Ya bırak da çocuk amcasının nişanına gelsin yani, benim yüzümden... Her şey seninle ilgili değil mi Süreyya? Her şey seninle ilgili. Bütün dünya senin etrafında dönüyor. Bütün özenler de sensin değil mi? Ben sırf sana gıcık olduğum için göndermiyorum zaten Emir'i. Başka ne olabilir ki? Başka ne olabilir? Benim hayatım olabilir mi? Olamaz. Sen! Kız bu tümden kafayı sana takmış. Senin ya. İşin varsa gitsene teyze, ben halledeceğim. Bu nasıl tavır ya? Kavga çıkacak. Çıkmaz mi? Kavga falan. Ben biliyorum onun dilinden. Merak etme sen. Basit bir soru sordum. Ne yapar diyorsun sen ya? Kısaca olmaz dedim Süreyya, izin verirsen. Ben sana yardım etmeye çalıştım Begüm. Edip edeceğime de zaten pişman olmuş durumdayım. Ne istiyorsun sen ya? Birbirimize sırtlarımızı dönüp gidebiliyor muyuz? Hayır, gidemiyoruz. Çünkü ömrü billah beraber olmak zorundayız. Neden? Çünkü Emir ikimizin arasında büyüyecek. Bir gece istedim senden, bu kadar. Sadece bir gece değil işte Süreyya. Belki de oğlumla geçireceğim son 7 geceden biri. Duydun işte. Duydun. Ve evet, öfkemin sebebi sensin Süreyya.
Çünkü ben artık sadece kendime kızmaktan yoruldum. Çünkü sen benim yapamadığımı yaptın. Yapmaya da devam edeceksin. Çünkü ben belki de onun bütün gecelerini sana bırakıp gitmek zorunda kalacağım. O yüzden bu lanet 7 gecenin bir saniyesini bile kaçırmak istemiyorum. Ben denedim, denedim ben, denedim. Denedim, her şeyi denedim. Olmadı. Olmadı. Başaramadım ben. Metastaz yapmış. Beynimde tümör var. Ameliyat olmak zorundayım. O kadar... O kadar bir yerde ki. Seç diyor. 40 satır mı, 40 katır mı? Seç diyor bana Levent. Seç. Ameliyat olmazsan öleceksin. Ameliyat olursan masada kalma ihtimalin çok yüksek. Ama şu kadar da olsa bir umut var diyor. O yaşama ihtimaline tutun diyor ben. Ben söz verdim Emine. Emine söz verdim, ben onu bırakamam. Ben ona söz verdim. Ben ona söz verdim. Söz verdim, ben onu bırakamam onu. Ben onu kimselere emanet edemem. Bırakamam. Söz verdim. Özür dilerim. Kendi hayatımın hesabını senin üzerinden yapmam yanlış bir şey. Böyle bir şey hakkım yok. Bu oğlanların hiçbirinin seninle alakası yok Süreyya. Sen sadece... Bana zor bir aile oluyorsun. Bilerek yapmıyorum. Biliyorum. Anne olunca... Onu böyle ilk kucağına aldığın andan itibaren kimseye güvenemez oluyorsun. Ne kadar bakıma muhtaç olduğunu gördükçe hep bir tarafın... Hep bir tarafın endişeli kalıyor. Benden sonra ne yapar, benden sonra ne yapar, benden sonra ne yapar böyle... Bu ihtimal olmadığı zaman da bile gün içinde aklına düşüyor bu soru. Hep benden sonra ne yapar diyorsun. Seçenekleri sorguluyorsun, hepsini düşünüyorsun cevapları ama hiçbiri yetmiyor. İhtimal bu kadar yüksekken iyi düşünemiyorum. Keşke sana yardım edebilecek bir şey yapabilsem Begüm. Benim ameliyat olacağım bir şekilde Emir'e söylemem lazım. Sen Faruk'a söyler misin? Benim Emir'le bu konuyu tek başıma konuşacak cesaretim yok. Biz geliriz. Geliriz biz akşam, sen merak etme. Tamam. Sen benim hayatımda gördüğüm en güçlü kadınlardan birisin Begüm. Daha önceden yaptın. Yine yapacaksın. Şu an seni hayata bağlayan çok kuvvetli bir sebebim var senin. Sen de buna inanmasan son günlerini riske atıp o masaya yatmazsın. Süreyya. Eğer başaramazsam... İstediğin kadar konuş. İstediğin kadar anlat. Hiçbir zaman hiç kimseyi yokluğuna alıştıramazsın. O yüzden sen var olmayı düşüneceksin. Yüzünü umuda döneceksin. Sağ ol. Kusura bakma, benim hastalığıma bakmam gerekiyor. Toparlanacağım zaten, bugün son günüm.
şeye ihtiyacın olursa ara, tamam? Begüm'le mi konuştun? Anlattım her şeyi. Sen ne kadar inanmasan da o benim çok kıymetli. Ve benim birini daha kaybetmeye gücüm yok. Şu andan sonra hiçbir şeyin önemi yok. Emir kadardım annemi yanına aldığında. Bebeğim 4 aylık yoktu. Bana evladı da, anneyi de sonsuzluğa uğurlamanın ne olduğunu öğrettin. Yokluklarının dinmeyen sızısını yaşamayı da. Ne olur Emir, bu acıyla sınama. Bir çocuğun karanlığına rehber olmak zorunda bırakma beni. Eğer anne olmayı yanlış dilediysem, sana yanlış dua ettiysem geri alıyorum. Anne olmasam da olur. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Adem'den haber alırsan bana da bildirirsin. Tamam. Görüşürüz. Patron. Ya bir şey soracağım. Ben bugün de Esma Hanım'la konuşamam değil mi? Yok yok, konuşamam. Nasıl konuşacaksın ki şimdi? Baksana, gündeme yıkılıyoruz. Ama bak böyle böyle de hep kalıyor ya. Ne yapacağım ben? Ah. Yenge. Süreyya. Neyse, benim o şey nikah işleri için kaçmam lazım. Fotoğraf fotoğraf. Hayatım. Abi otursana be. Süreyya, korkutma beni, ne oldu? Begüm'le konuştum Faruk, akşam onlara gideceğiz. Niye ki? Emir'e bir şey mi olmuş? Begüm'ün hastalığı beynine sıçramış Faruk. Haftaya ameliyat olacak. Çok da riskli bir yerdeymiş. Nasıl olur ya, hani... Hani atlatmıştı, bir şey kalmamıştı. Başka bir doktor, başka bir hastane... Hayatım, kadının kendisi doktor. Ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyor. Ama o kadar kötüydü ki Faruk. Ne yapmam gerektiğini hiç her şey iyi olacak. Tamam mı? Olumsuz hiçbir şey bir ihtimal değil.
bunu senin için besledim. Nasıl, güzel mi? Babamlar gelse onlara da çalacağım. Çok güzel bir tane. Sahi onlar niye geliyor? Benim hepinizle konuşmak istediğim önemli bir konu var. Ne, kötü bir şey mi yine? Geldiler. Koş kapıyı aç. Hoş geldiniz. Bana yok mu? Sürpriz. Atılacaksın. Emir'i endişelendirmeyelim. Zaten tedirgin bekledi sizi. İstemez mi? Süreyya ne zaman? Öyle çok da korkulacak bir şey değil bu ameliyat. Daha önce de oldu mu sen biliyorsun. İyiydin artık ama. Bitmişti anne her şey. Oğlum iyi olacak. Yani iyi olacak. Küçük bir pürüz var o kadar. Evet, annen ameliyata girsin çıksın. Eskisinden daha da iyi olacak. Değil mi Begüm? Bitecek yani. Emesiniz değil mi? Levent amcan ve ekibi bitmesi için elinden geleni yapacaklar. Evet. Sana bir şey olmayacak değil mi ameliyatta? Tabii ki. Korkacak bir şey yok artık, yalnız değilsin. Bak baban var, Süreyya ablan var. Ama onlar sen değil. Oğlum ben ameliyat esnasında sen yalnız kalmayacaksın diye söyledim. Emir, benim bu ameliyat olmam lazım. İyi geçsin diye de hepimiz dua edeceğiz. Bundan daha büyük bir söz veremiyorum şu an. Üzgünüm. Ne beni korkutuyorsun, sakın bırakma beni. Gitme annen, ne olur. Oğlum ben şu an buradayım. Şu an buradayım. Şu an buradayım, hep burada olmak için. Seni böyle hep sarmak için. Olmak zorundayım bu ameliyatı. Delikanlı. İyiyim ben. Hem ben sana daha güzel haberi vermedim. Yarın izin aldım. Muhteşem bir anne oğul günü bizi bekliyor. Ne okul? Senin için de izin aldım. Annelerin kraliçesi sen.